İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Oyardım gözlerini. Rivayet edilir ki Ömer Faruk devrinde muhasara edildi bir kale Şam şehrinde. Öğle vaktine kadar kale fethedilmedi. Hazreti Ömer Faruk bundan gadaba geldi. İslam askerlerini toplayarak evvela buyurdu ki, bu kale fethedilmedi hala. Küffar dayanamazdı karşımızda bu kadar. Aramızda mutlaka bir günah işleyen var. Düşmeliydi bu kale zira normal olarak. Düşmediğine göre bir hata var muhakkak. Bir cümle mücahitler üzüldüler buna hep. Hepsi düşündüler ki, bu günah nedir acep? O ara ağlayarak biri geldi erlerden. Dedi, aradığınız o hata oldu benden. Zira ben teheccüde kalktığımda bu gece, etrafta zifiri bir karanlık vardı nice. Misvakımı arayıp bir türlü bulamadım. En nihayet mecburen misvaksız abdest aldım. Bu misvak sünnetine edemedim riayet. Sizin aradığınız o hata budur elbet. Buyurdu ki, devam et tövbe ve istiğfara. Terk etme bu sünneti bundan sonra bir daha. Bir günde Ömer Faruk, Bizans'ın kralına bir elçi göndererek davet etti imana. Bizans imparatoru, bu teklife cevaben hediyeler gönderdi bir elçisiyle hemen. Vakta ki Medine'ye o elçi geldiğinde İslam halifesini bulamadı yerinde. Zira o saatte sıvamış kollarını dul bir kadıncağızın örerdi duvarını. Dediler, elçi geldi Bizans memleketinden. Buyurdu ki, buraya getirin onu hemen. Dediler ki, efendim yıkayıp elinizi bir yere otursanız olmaz mı daha iyi? Kabul buyurmayınca elçi geldi nihayet. Halifeyi o halde görünce etti hayret. Dedi, padişahınız bu mu? Duvar örüyor. Bilseydi göndermezdi hiç beni imparator. O zaman Ömer Faruk gadaba geldi birden. Çamurlu ellerini uzatarak aniden, iki parmağıyla işaret eyleyerek, ona şöyle seslendi fena hiddetlenerek. Eğer göndermeseydi o imparator seni, şu iki parmağımla oyardım gözlerini. Bizans imparatoru bu hadise anında, hiçbir şeyden habersiz otururken tahtında, girdi iki gözüne çamurlu iki parmak. Oyuldu ikisi de böyle ani olarak. Gözleri üzerinde hatta kaldı çamurlar. Hiç giderilemedi elçi dönene kadar. Vakta ki elçi gelip öğrenince bu şeyi, hatırladı hemence o günkü hadiseyi. Hesap edip gördü ki her iki hadise de aynı güne rastlıyor. Hem de aynı saate. Müzik
Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Buyurunuz efendim. Efendim İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Haris el-Muhasibi Hazretleri rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, sabır Allah-u Teala'dan gelen her şeyi hoş ve iyi bir şekilde karşılayıp heyecan ve ümitsizliğe düşmemek, sıkıntılı ve meşakkatli zamanlarda dayanıklı ve tahammüllü olmaktır buyuruyor Haris el-Muhasibi rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler hocam. İyi günler, buyurun, dinliyoruz efendim. Hocam. Efendim sesiniz zayıf, var. Sesiniz zayıf geliyor. Hala mı hocam? Ha, şimdi iyi. Tamam. Cumanız hayırlı olsun hocam. Ramazan-ı şerifiniz hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun sizinki de efendim. Buyurun. Allah razı olsun hocam. Benim tek bir sorum olacaktı hocam. Bu ablamın sorusu. Kendisi yurt dışında. Kulağında bir sorun oluyor hocam. Sanırım şu kulak deliği mi diyeyim, kanalları diyeyim. Herhalde darmış. Bunun için doktora gitti. Doktora gitti hocam. Kulağına yani fitil, ilaçlı krem herhalde yerleştirecekler. Bu hal 1-2 gün devam edecek. Ve bu iltihap temizlenene kadar hocam bu devam edecekmiş. Yani bu hal diyor acaba diyor orucuma bir zarar verir mi? Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Peki efendim. Biz teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun. İyi günler hocam. İyi günler. Dualar. Teşekkür ederiz. Amin sinki de efendim. Dualarınızı bekleriz sizde inşallah. Rabbim iki cihan saadeti versin. İnşallah Teala iyilerle beraber eylesin hep. Allah razı olsun hocam. Allah başınızdan eksik etmesin. Estağfurullah, buyurun. Hocam benim sorum var. Ben de polikistik ovar denilen bir rahatsızlık var. Bu yumurtalık kisti. 30 yaşındayım ben. Bir kızım var. Bende sürekli bir adet düzensizliği var. 15 yıldır. Hocam 4 ay önce ben adet gördüm en son. Ve 33 gün süreyle yani 1 ay sürüyor, 2 ay sürüyor. Tam belli bir günüm yok. Ne zaman geleceği de belli değil. Yani sürekli bir düzensizlik var. Hanefi Maliki mezhebini taklit ediyorum. Ben 15 gün temiz, 15 gün kirlilik olarak kendimi ayarlıyorum, namazlarımı falan doğru mu yapıyorum? 13 ay hali 15 temizlik kabul et. 13 ay hali 15 temizlik. Tamam. Evet, tamam. Namazlarımı peki 10 günden sonrasını kaza mı yapacağım? Kaza yapacağız, 3 günlük kaza yapacağız. Tamam. Bir de hocam her namaz vakti abdest almam gerekiyor mu? Onu soracağım. Maliki'yi taklit ettiğiniz için gerekmez. Ama Hanefi'den çıkmadığınız için evdeyseniz abdest alsanız iyi olur. Peki hocam kürsü kullanmam gerekir mi? İzah edeceğiz onu efendim. Pezi yani sürekli değiştirmem gerekir mi? Yani affedersiniz kanı devam ettiği için. Maliki mezhebinde o kurtarıyor da Hanefi mezhebine çıkmadığımız için eğer evdeysek değiştirme imkanımız varsa değiştirebiliriz. Onu izah edeceğiz efendim. Tabii. Aynen devam yani. Hı hı. Bir sorum daha var hocam. Affedersiniz sıfatımla ile ilgili. Bu konuda nasıl bir yol izlenmelidir? Bunun adabı nedir? Paçalarımızı sıva ettiriyoruz sonrasında yıkıyoruz ama kimisinden duyuyorum. Belden aşağı komple çıkartıp yıkıyorlarmış tedbir amaçlı. Bu da çok yanlış geldi bilemiyorum. Neyle ilgili? Bunun yolu yordamı nedir? Efendim neyle ilgili onu anlayamadık baş tarafı. Tuvalette sıçratma. Hani anladım. Onu yanlış yapıyorlar efendim. Evet. Peki bunun adı nedir? Nasıl yapılması gerekir? Peki. Bunu açıklar mısınız? Bir evde tuvaletin ve banyonun kapısının açık kalmasının bir sakıncası olur mu ev için? Bunu soracağım. Peki. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Buyurunuz efendim. Buyurun. İyi günler, buyurun. İyi günler, hayırlı cumalar, hayırlı ramazanlarınız olsun inşallah. Teşekkür ederiz, Allah-u Teala razı olsun sizinki de efendim, buyurun. Allah razı olsun hocam, sizden de, Mustafa Bey'den de, bütün camianızdan. Sizi çok seviyoruz, Allah razı olsun. Dualarınızı bekliyorum, ilk önce eşim, kendim, çocuklarım için inşallah. Rabbim iki can saadeti versin inşallah, Allah-u Teala efendim, buyurun. Allah razı olsun hocam.
Hocam ben yurt dışındayım. Şimdi imsak vakti, hani siz diyorsunuz ya burada en uzun yer, hani en yakın yer baz alınır diye. Burada mesela 1.45'te imsak bitiyor. Ben 2.30'da olan yeri alabilir miyim? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bulunduğunuz yerde gerçekten evet. vakit girmiyorsa... O bellidir zaten. Evet. Mesela aydınlık duruyor. O yatsı vakti girmiyor. O karanlık girmiyor. Girmedi. Böyle zamanlarda mesela siz yurt dışı neredesiniz? Ben hocam zaten önümde Türkiye taksim var. Ona bakıyorum. Ona demedim. Hollanda, Danimarka, Finlandiya. Mannheim. Evet. Almanya. Almanya. Şimdi evet. Mayıs'ın 25'inden itibaren Almanya'nın kuzeyinden itibaren yukarıya doğru evet. girmiyor. Yatsı vakti girmiyor. Yatsı vakti girmeyince imsak da girmez. Şimdi Türkiye takviminde zaten en son giren, yatsı giren, imsak giren vakti çarpı koyuyor. Öyle mi? Evet. Çarpı. Şu anda yok ama 2 gün sonra giriyor. İki gün sonra o çarpı giriyor. Tamam. Yani şu anda demek ki giriyor. O çarpı girdikten evet. sonra artık girmiyor demektir. Yani imsak vakti yok demektir. Tamam mı efendim? Evet. Çünkü o karanlık olacak ki. İmsak vakti ve şafak vakti aynı şekilde gelebilsin. Dolayısıyla böyle durumlarda otomatik olarak kendinizden aşağıda, mesela demin dediniz ki 1.45, aşağıda 2.45 olan yer var mesela. Onu baz alabilir misiniz? Tabii. Alabilirsiniz. Alabilirsiniz efendim. Alabilirim. Tamam hocam. Allah razı olsun. Tamam. Şimdi hocam mesajla helalleşmek oluyor mu? Selamlaşmak oluyor mu? Mesela SLM yazıyorlar. Buna selam vermeli miyiz? Biz de hakkın helal ettiğince helalleşmiş oluyor muyuz? Yani konuşma olduğu için sadece yazışmayla. Üçüncüsü hocam, kardeşimin 13.000 TL parası varmış Türkiye'de. Ben hani zekatımdan falan göndermek istesem 13.000 kaç euro oluyor şu an, zengin olmak için kaç euro lazım? Efendim kardeşiniz şu an kardeşiniz dine zengin. Dine sınırda. Zengin olmuyor. Evet, tam sınırda, tam dine sınırda. Zengin. Ona zekat olmaz. Fıtrat olmaz. Hocam bir de çocuklarının yani çok iyiler ama bir türlü kısmetleri açılmadı. Kimi şey yaptıysak denk gelmedi. Bunlar için bir dua var mı veya dualarınızı istiyorum böyle. Yani bir an evvel hayırlı mutlu yuvalarını kurmalarını istiyorum ama olmuyor hocam. Ne yapsak olmuyor. Yani bir şey çıkıyor. Hani çocuklarım kötü bir çocuk değil. Çok iyiler. Anlayamadım yani, acaba üzerimizde bir şey mi var diye böyle tereddüt kaldım. Yok. Tereddüt etmeyin. Bu sadece yani sizde değil, şu anda aşağı yukarı yeryüzünde genel olarak. Türkiye'de de öyle. Bakıyorsun hani kız olsun erkek olsun yanaşmıyor. Evlenmeye de yanaşmıyor. Ondan sonra seçici davranıyor falan derken. Ondan sonra herkes böyle geri durunca biraz da yükler de ağır oluyor. Hiç kimse de yük çekmek istemiyor, kahır çekmek istemiyor. Dua edin Cenab-ı Hak hayırlı kimseler çıkartır. Onun için endişe etmeyin. Amin. İnşallah hocam. Hocam resmine bakıyorlar. O çocuk yakışıklı. İşi de var. Karakteri de iyi. Ev çocuğu. Resminden beğenmiyorlar yani. Anlayamıyorum ben. Yani bulduğumuz kızlar başka bir şey mi bekliyorlar? Bilmiyorum işte. Ya da bizim de kısmetimiz kapalı dedim. Böyle anlayamadım yani. Çocukların hepsi öyle iyiler. Ama inşallah dualarınızı bekliyorum hocam. Allah razı olsun. Amin cümlemizden efendim. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Peki efendim. Allah razı olsun. Hayırlı tamam. Ramazanlar. Teşekkür efendim. Ederiz efendim. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Hocam sizin oralarda da böyle bir şey var mıydı? Ramazan'ın ilk gecesi pirinç pilavı yapılıp yapılması lazımmış. Zikredermiş pirinçler. Adete bağlı bir şey herhalde. Ben ilk defa duydum. Yaşımız 65'i geçti. Yani yeni şeyler öğreniyoruz. Demek ki dünyaya erken gelmişim diyordum. Her şeyi öğrenemeyiz zaten. Bazıları da geç gelmişim diye falan. Ya yine geçe geleceksin ya. Kıyamete doğru gidiyorsun ya. Boş verse de. Değil mi? Bundan sonra daha iyisi olmaz. Daha iyisi olmaz. Bundan sonra kıyamete doğru gidiyor. İnsanlar şimdi yeni şeyler öğreniyoruz. Vaktiyle de öğretmedim bunları bana. Bu yaştan sonra. Bilsem öğretirim. Bu yaştan sonra. Hatta bugün o dinimislam.com'a bir sual gelmiş. Bir tanesi bir yerde bulmuş, yazmış, görülermiş. Ramazan şerifte çoğalıyor. İşte Ramazan şerifi ilk gecesinde şunlar yapılırsa, iki rekat namaz kılınırsa, teheccüde kalkılırsa, orada da şunlar okunursa, işte şunlar olurmuş, bunlar olurmuş falan filan. Bunu da sosyal medyada paylaşıyor falan.
Hadis muteber kitaplarda hiç duymadık. Allah Teala rahmet eylesin, Hüseyin Hilmi Efendi hayattayken de kendilerinden duymadık. Lazım olanları zaten kitapların hepsini almışlar Hüseyin Hilmi Efendi. Lazım olanları. Emel abiden de duymadıydık. Zaten hocamızdan hep nakil yaparlardı falan da. Şimdi gelen maillere, böyle sorulan suallere dikkatimi çekiyor. Ne arıyoruz biliyor musun biz? Ne? Mesela şimdi Ramazan Şerif yarın geliyor ya. Niye gözümün içine bakıyorsun? Ya öğleye kadar yatar, öğleyin işte kalkıp böyle azıcık bir kahvaltı yapar da devam ederseniz oruç olur deyivereceksin. Bunu diyen birisi olsa cesaret edip de demek isteyenler var da diyemiyorlar. Böyle bekliyor yani. Bunun bir çıkış yolu var mı? Ha, var. İmsaktan başlayacaksın. Şu şeye kadar. Hani demiş ya. Lenef mi tefiş ya? Tabakan var mı? Tabakan demiş. E va demiş bana. Tütünü de va mı demiş bana. E va demiş. Kiyat da va mı? E va demiş. Sağmasını da biliyor mu? Biliyorum demiş. Bir cigara sarıver demiş. Sarıyor. Ağzını alıyor. Lenef mi demiş? Ateşin de va mı demiş. E demiş va demiş. Yakıver şunu demiş. Yakmış. Derin bir nefes çaktan sonra. Lenef mi demiş ya? Bana diyorlar ki bu cigarayı bırak. Ne diyorsun sen demiş. Ulan kahvecik demiş. Tabaka bedava, tütün bedava, kağıt bedava, ateş bedava, hiç kimse. Şimdi sen de böyle ara öğünler koysaydın, hani ara taksitler yapıyorlar ya, böyle bir şey koysaydın, adam bir sene boyunca oruç tutardı. Yani bak bir ay değil yani. Değil mi? Tövbe Allah. İnsanlar böyle bir şey arıyor yani. Bir şey yapayım, cenneti kazanayım, dünyada da rahat edeyim. Yok öyle şey. Allah böyle dünyayı mihnet yeri, sıkıntı yeri olarak yaratmıştır. Pirinç tamam aynı şekilde Rabbim yarattığı her bir gıdanın, mesela pirinç yerken salavat-ı şerife getirmeli, gül koklarken salavat-ı şerife getirmeli. Kitaplarda var bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek terleri gül gibi kokardı. Yani onu hatırlattığı için. Ve pirinçle alakalı da aynı şekilde bazı şeyler kitaplarda zikrediliyor. Bu Allah-u Teala'nın ona değer ve kıymet vermesindendir. Yoksa pirincin kendinden değildir. Mesela Hacer-i Lesved taşı öpülüyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri Halife-i Müslim'i iken Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra Hacer-i Lesved taşının karşına geçiyor. Diyor ki sen bir taşsın. Cennetten de gelse taşsın. Doğru, cennetten de gelse taş taştır yani. Cenab-ı Hak onu cemadat dediğimiz o varlıktan yaratmıştır. Cenab-ı Hak'ın yarattığı cemadat cinsinde bir varlıktır. Ama yani bir değerin, kıymeti yok. Cennetten de gelse yok. Taşlardan bir taş. Taştan bir taşsın. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz seni öperken gördüm. Ona ittiba ederek öpüyorum diyor. Yoksa o değer verdi, kıymet verdi. Onun için ben çok öpüyorum. Çok ince, çok hassas bir konu aslında. Tabii ya. Yani yaptığımız için... ibadetlerden tutun her şey bu yani. Değil mi? Allah Teala'nın rızası. O emrettiği için. O emrettiği için. O emrettiği için. Mesela iblis orada çok büyük hata etti. Adem Aleyhisselam cesedine karşı secde ettiğince ben etmem deyiverdi. Biz nereye secde ediyoruz? Kabe'ye. Kabe'nin dört duvarı var. Cenab-ı Hak buyuruyor ki bana ibadet için, namaz kılmak için. Bu istikamete dönün. Bitti. O kuzey olur, güney olur, doğu olur, batı olur, gökyüzü olur. Beni ilgilendirmez ki o. Ya, Sibirya'da olabilirdi. Şimdi askerlik yaptın sen de. Ne? Mesela komutan diyor, karşı dağlar diyor. Marş marş. Niye karşı dağlar ya? Arka dağlar deseydin. Tokadı basarlar değil mi? Yılmaz ya, Allah Allah. Her şeyi de aynı şekilde sorguladığın zaman o zaman sen de sorgularız. Niye böyle soruyorsun arkadaş? Diye sen de sorgularız. Olmaz o. Her şeyin sahibi, yaratanı Cenab-ı Hak böyle emretmiştir. Ve ona ittiba etmemiz gerekir. Evet, ona ittiba etmemiz gerekir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bazı şeylere kıymet ve değer vermiş. Ya Mustafa Bey, zaman zaman mesela anlatıyoruz. Demir nereden çıkıyor? Topraktan. Bakır, topraktan. Alüminyum, topraktan. Altın nereden çıkıyor? Topraktan. O da topraktan çıkıyor. Ve bu saydığımız madenler içerisinde insan hayatında insana en çok lazım olan, lüzum olan da demirdir. Her yerde kullanıyoruz.
Her yerde kullanıyoruz. Bakın mikrofonda bile var yani. Bir sürü demir var. Yani ev yaparken bile kullanıyoruz şimdi, tamam. Beton atarken bile demir kullanıyoruz. Ama bunların içerisinde altın kasım kasım kasılıyor. Ya şeye baktığın zaman hiçbir işe yaramıyor, tamam mı? Altın. Ha, hiçbir işe yaramaz. Şeye yani ev yaparken işte demir yerine direkt dikeyim diye onu koysan en ufak bir şeyde yamuluyor. Hele sıcağa karşı hiç yüzü yoktur. Paldır küldür eriyor. Tava tencere yapsan mümkün değil. Yani sıcağı görünce koyuveriyor, kopçaları gidiyor. Sadece bir süs. Ama Allah-u Teala insanlar arasında alışverişte ona değer vermiş, ona kıymet vermiş. Bununla diyor altın ve gümüş. Değer veren Cenab-ı Hak olduğu için çok kasım kasım kasılıyor. Vitrinlerde böyle süzülüyor gelin kız gibi. Hakikaten aslında insan hayatında hiçbir faydası yok. Hiçbir faydası yok. Düşündüğün zaman. Demir kadar faydalı değil insana. Demir kadar. Hatta insan vücudunda bile demir var ya. Demir eksikliği var diye ilaç yazıyor doktor, değil mi? Evet. İnsan vücudunda bile. Altın eksikliği var diye. Öyle demiyor. Ama değer veren Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak değer verdiği için de aynı şekilde aziz oluyor. Onun için de Allah rahmet eylesin, hemen abiler de hep anlatırlardı. Allah-u Teala'nın aziz ettiğini kimse zelil edemez. Hakikaten öyle. İnsanlardan da öyle. Allah-u Teala'nın aziz ettiğini kimse zelil edemez. Ya Yakup Aleyhisselam peygamber. 12 tane oğlu var. Oğullarından bir tanesini Allah-u Teala peygamber olarak seçiyor. Yaratıyor yani yaratırken. Yusuf Aleyhisselam'ı. Yakup Aleyhisselam da onu görüyor. Onu daha çok seviyor. Allah-u Teala seçtiği sevdiği için. Ama öbür abileri kıskanıyor. Ve gördüğü rüya deşifre olup kardeşler tarafından, abiler tarafından duyunca hasede başlıyorlar. Bunu diyor öldürmekten başka çare yok. İleride başımız aynı şekilde gelecek, amir olacak, bize hükmedecek falan. Kuyuya attılar. Sonra ne oldu? Allah-u Teala Yusuf Aleyhisselam'ı aziz etti. Rüyasında gördüğü gibi bir güneş, ay ve 11 yıldız önünde secdeye kapandı. Abileri önüne secdeye kapandı. Çünkü Yusuf Aleyhisselam aziz eden Allah-u Teala. Öbürleri nefsine tabi. Onun için de maddeler içerisinde, yiyecekler içerisinde, madenler içerisinde Cenab-ı Hakk'ın kıymet verdiği, değer verdiği var. Bak bir de insanın değer verdikleri var. Şimdi altın ve gümüşe Cenab-ı Hak kıymet verdiği için bunu zekat hesabına katıyorsun. Bak evinde 100 gram altının olsa dinen zenginsin. Zekat vermen farz, kurban kesmen vacip. Ama bir kilo elmasın olsa... 100 gram altının var. Allah-u Teala sana diyor ki sen zengin kulup oldun. Sana zekat vermeyi emrettim. Bu emirle şerefleniyorsun. Ama bir kilo elmasın var. Veyahut da 2 kilo zümrütün var. Zekat vermeyecek mi? Zekat vermeyecek. Niye bunlar taş? Allah-u Teala bunlara kıymet vermemiş. İnsanlar kıymet veriyor bunu. Ancak sen bunu ticaretini yapıyorsan zümrüt, emrat, elmas ticareti yapıyorsan ticaret malı olur. O zaman zekatını verirsin. Yoksa Veya satarsan parasını alırsan. Yoksa hiçbir kıymeti yok. İndi ilahide. Sen bugüne kadar alışverişte aynı şekilde ya altın değil de sana elmas vereyim, zümrüt vereyim diye duydun mu? Yok. Ya ama elmasın var, kaşıkçı elmasın var. Neydi kaşıkçı elması, Topkapı'daki miydi o? Evet. Hani tamam ama değer veren insanlardır. Onun için bir kıymetleri söz konusu değil. Geçici bir değerler var. Ama altın ve gümüşün el değil. Hiç kimse tahtından indiremiyor. Hatta Amerikalılar işte doları altının yerine koyacaklardı. koyarsın. Ya birisine Allah-u Teala kıymet veriyor, öbürsüne sen kıymet veriyorsun. Sen kıymet veriyorsun. Onun için de hani nereden söz açıldı? Pirinçten açıldı buraya kadar. Pirinç pilavı da yap ama onlara şeyler yükleme. Yani Ramazan'ın ilk gecesi yok. Öyle bir emir, öyle bir emir yok. Öyle bir emir yok. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Ramazan ayının özelliği. Adem aleyhisselamdan beri oruç tutulurdu. Daha önceki ümmetler de oruç tutardı. Mesela Davud aleyhisselam
bir gün oruç tutar, bir gün yerdi. Bir sene böyle devam ederdi. Bunun en faziletli oruç olduğunu Peygamber Efendimiz haber vermiştir. Oruç tutmak bize, yani ümmeti Muhammed'e, hicretten, yani Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicretinden 18 ay sonra Şaban ayının 10. günü Bedir gazasından bir ay önce farz oldu. Ramazan yanmak demektir. Çünkü bu ayda oruç tutan ve tövbe edenlerin günahları yanar yok olur. İslam'ın 5 şartından 4.'sü mübarek Ramazan ayında her gün oruç tutmaktır. Resul aleyhisselam, Ramazan ayı gelince cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır buyurdu. Peygamber Efendimiz Şaban ayının son günü bir hutbesinde şöyle buyurdu. Ey Müslümanlar! Üzerinize öyle büyük bir ay gölge vermek üzeredir ki, bu aydaki bir gece, ki bu Kadir gecesidir, 1000 aydan daha faydalıdır. Allahü Teala bu ayda her gün oruç tutulmasını emretti. Bu ayda geceleri teravih namazı kılmak da sünnettir. Bu ayda Allah için ufak bir iyilik yapmak, başka aylarda farz yapmış gibidir. Bu ayda bir farz yapmak, başka ayda 70 farz yapmak gibidir. Bu ay sabır ayıdır. Sabredenin gideceği yer cennettir. Bu ay iyi geçinmek ayıdır. Bu ayda müminlerin rızkı artar. Bir kimse bu ayda bir oruçluya iftar verirse günahları affolur. Hak Teala onu cehennem ateşinden azat eder. O oruçlunun sevabı kadar ona sevap verilir. Resulullah Efendimizin bu hutbesini dinleyen eshab-ı kiram dediler ki, ya Resulallah, her birimiz bir oruçluya iftar edecek, onu doyuracak kadar zengin değiliz. Bu büyük sevaptan mahrum mu kalacağız? Resul aleyhisselam eshabına şöyle cevap verdi. Bir hurmayla iftar verene de, yalnız suyla oruç açtırana da, biraz süt ikram edene de bu sevap verilecektir. Bu ay öyle bir aydır ki, ilk günleri rahmet, ortası af ve mağfiret ve sonu cehennemden azat olmaktır. Bu ayda emri altında olanların, yani işçinin, memurun, askerin ve talebenin vazifesini hafifletenleri, Allahü Teala affedip cehennem ateşinden kurtarır. Peygamber Efendimiz devamla şöyle buyurdu. Bu ayda 4 şeyi çok yapınız. Bunun ikisini Allahü Teala çok sever. Bunlar kelime-i şehadet söylemek ve istiğfar etmektir. İkisini de zaten her zaman yapmanız lazımdır. Bunlar da Allahü Teala'dan cenneti istemek ve cehennem ateşinden ona sığınmaktır. Bu ayda bir oruçluya su veren bir kimse kıyamet günü susuz kalmayacaktır. Sahih-i Buhari'deki bir hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Bir kimse Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilir, vazife bilir ve orucun sevabını Allahü Teala'dan beklerse geçmiş günahları affolur. Bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki orucun Allah'ın emri olduğuna inanmak ve sevap beklemek lazımdır. Günün uzun olmasından ve oruç tutmanın güç olmasından şikayet etmemek şarttır. Günün uzun olmasını oruç tutmayanlar arasında güçlükle oruç tutmayı fırsat ve ganimet bilmelidir. Cabir bin Abdullah Hazretlerinin haber verdikleri bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Allahü Teala benim ümmetimi Ramazan-ı Şerif'te 5 şey ihsan eder ki bunları hiçbir peygambere vermemiştir. 1. Ramazan'ın 1. gecesi Allahü Teala müminlere rahmet eder. Rahmetle baktığı kuruna hiç azap etmez. 2. İftar zamanında oruçlunun ağız kokusu Allahü Teala'ya her kokudan daha güzel gelir. 3. Melekler Ramazan'ın her gece ve gündüzünde oruç tutanların affolması için dua eder. 4. Allahü Teala oruç tutanlara ahirette vermek için Ramazan-ı Şerif'te cennette yer tayin eder. 5.
Ramazan-ı Şerif'in son günü oruç tutan müminlerin hepsini affeder. Yani Ramazan ayının tamamını oruçlu geçirenleri affeder. İslam alimlerinin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Ramazan-ı Şerif ayında yapılan nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan 70 farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur, cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, bu gece nasip olursa sahura kalkacağız. Teravih namazda kılacağız. Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi. Tabii dinleyicilerimiz her sene alıştığı için biz hep söylüyoruz hilali gözetlemek. Hilali gözetlemek, Şaban'ın bugün 30'u diye yazıyor. Türkiye takviminde Ramazan ayının hilali bugün Türkiye saatiyle 9:22'de ilk defa Büyük Okyanus'un doğusundan itibaren görülmeye başlayacaktır. 9:22'de görülmeye başlarsa Türkiye'den görülme ihtimali var bunun. Evet. Akşam. Evet. Yani Türkiye'den görülme ihtimali söz konusu. Çünkü sabah 9:22'den itibaren başlıyor bu. Sabah olmasaydı buraya ne diyecekti? 21 diyecek. Yani. 21 diyor. O zaman görülmesi ihtimali var ama görülmeyebilir de. Fakat ihtimal dahilinde görülmeyebilir. Görülebilir. Şu anda İstanbul'da hava kapalı. Genesin sahaya girdik ama biz gelirken biraz da yağmur yağıyordu, çiseliyordu falan. Görülme ihtimali var. Şimdi Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna. Hani İstanbul kapalıysa diyelim ki Van kapalı değildir. Kayseri kapalı olmayabilir, Konya kapalı olmayabilir. Yani Denizli kapalı olmayabilir. Denizin geç arkasında bir Honaz'a doğru giderken yüksek dağlar var. Dağların ismi ne deniyor bilmiyorum da. Ama açıksa görülür yani. Görülebilir. Evet. Sizin memleketten de gözükür, evet. Merak etme. Havası kuru olduğu için oraların nemet yok. Görülebilir. Ya hiç olmazsa sünnet seni yerine getirmek için başını kaldır bir bak ya. İşte falan şöyle demişti, Feriş Makan böyle demişti. Biz Türkiye takvimi diyorsa Türkiye takvimindeki buraya yazılan da hesapla bulunan gündür. Hüseyin Hilmi Efendi, Ahmetullah Teala Aleyh. Hatta burada Türkiye takviminde bugün içtima günü de yazıyor. İçtima vakti diye de yazıyor. Yani okunmasına fayda var. Hüseyin Hilmi Efendi, rahmetullahi aleyh, kendilerinin de bir hesap günü var. Işık usulü diye. Pek hassas ve kati de buyuruyorlar. Fakat on sana bir şey yazıyorlar. Tabii İslam aliminin özelliği bu. İslamiyet hilali gör, oruca başla, hilali gör, bayram et buyuruyor. Peygamber Efendimiz'in emri bu. Dolayısıyla buyuruyor Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Ramazan-ı Şerif'e hesapla bulunan gündür veya bir gün sonra da bir gün önce olma ihtimali yoktur. Yani bugün Ramazan-ı Şerif diye oruç tutanlar varsa avucunu yalar. Yok öyle bir şey. Bir gün önce olmaz. Ha bir gün sonra olabilir. Ya hesapla bulunan gündür. Türkiye takvimine yazılan da hesapla bulunan gündür. Efendim diğer İslam ülkeler, onlar da hesapla aynı şekilde takvimleri var. Suud yıllarca aynı şekilde milleti kandırdı. Biz hilali gözetliyoruz işte haccı öyle ilendi. Yalan söylüyordu, sahtekarlık yapıyorlardı. İki gün öncesine çekiyordu. Diyanet de 50-60 bin kişi aynı şekilde hacca adam götürüyordu. Peki onların böyle geriye çektiği zaman haçları olmuyor. Peki kurban paraları topladılar, o kurban paralarını iade ettiler mi? O vatandaşlara aynı şekilde 10 gün oruç tutun dediler mi? Yok. Bunlar vebali nasıl söyleyeceksiniz? O paracıklar nerelere gitti? Kurbanı kesmişlerdir. Kesmiyorlar. Neyin kurbanı bu? Normal vacip olan kurban. Hayır. Normal kurban bayramında vacip olan değil. Hacca gidenlerin haccın şartlarındandır bu. Vaciptir. Temettü haccında mesela. Vaciptir bu. Orada kestirmiyorlar ki zaten. Ha orada kestirmiyorlar. Göstermeler. Birkaç tane kestirip ondan sonra gerisi cukka. Gerisi cukka. Efendim diyeceksiniz ki iftira ediyorsun. Hayır iftira etmiyorum. İftira etmiyorum.
açık net bir şekilde hesaplarını ortaya koysunlar. Kesinlenir de orada mahpus aldılarsa koysunlar önümüze. Aha mahpuslar bu. 60.000 tane aynı şekilde bu. Bir iki. Hacca gidenlere sor. Senden vekalet aldılar mı? Hayır. Daha Türkiye'den giderken işte kurban parasını da içine dahil ediyor. Buraya yatır diyor. Kime vekalet? Yatırdın ya oraya parayı falan. Ne vekalet var? Ne aynı şekilde onun adına kesimli var? Öyle bir şey yok. Ha toptan diyorlar ki 3.000 tane kes, 5.000 tane kes. 60.000 kişi ya bu. 60.000 kişi. 150 dolar veyahut da 150 euro aldıkları dönemler oldu. 100 dolardan veyahut da 100 eurodan hesap et. 60.000'i 100 eurodan bir çarp bakayım karşılarına. Ne çıkar? Karşılarına ne çıkar? Müthiş bir para çıkar. E peki bunlar ne oldu? Bunlar ne oldu? Haç kafilelerin başındakiler sırayla aynı şekilde onlardan da pay aldılar. Onlardan da pay aldılar. Hani şimdi lafa gelince Ehl-i Sünnet alimleri evliya-i kirama efendim safsata bunlar, masal bunlar. Peki senin bu safsata masal dediğin bu zatlar doğrusunu yazıyor, ortaya koyuyor. Senin yaptığın ne? Sahtekarlık değil mi? İkiyüzlülük değil mi? Mahşer gününe inanmıyor musun? Mahkeme-i Kübra'ya inanmıyor musun? O hacca götürdüğün insanlar yarın mizanda, mizanın başına geldiği zaman kaçacak delik arayacaksın. Nasıl ödeyeceksin onların hakkını? Ha diyeceksin ki efendim ben buna inanmıyorum. Allah böyle muhafaza buyursun. Çünkü inanmayanları da var. İlahiyatta dekanlık yapan o Yaşar Nuri en sonunda kalktı dedi ki ben deistim dedi gitti öyle. Yani Müslüman değilim dedi. Kafir olarak gittim dedi ben dedi. Değilim dedi. Deistim dedi. Sen nesin o zaman? Yani bu Diyanet de olmak, vaiz olmak, müftü olmak, Diyanet İşleri Başkanı olmak, ilahiyatta öğretim üyesi olmak, İmam Hatip Okulu'nda öğretmen olmak, Kur'an kursunda muallim olmak, medresede müderris olmak. Aa, öyle sormayacaklar. Er kişi niyetine diyecekler adama. Amelin var mı, itikadın düzgün mü diye soracaklar adama. Onu soracaklar. Dolayısıyla Hüseyin Hilmi Efendi, İslam alimlerin özelliği bu, Ahmetullah Teala Aleyh, açık net yazılı. Saadet Ebediye kitabını açık net yazmış. Şeriatın dinin emri bu. Bugün hesapla aynı şekilde bulunan günler. İşte Vehhabiler de, Suudlar da öyle sahtekarlık ediyorlar. Milleti kandırıyorlar, Hilal'i görüyoruz diye yalan söylüyorlardı. Hatta bir tane bir doktorun birisi, daha o zaman TGRT yok, Türkiye gazetesindeyiz. Dedi ki siz dedi böyle böyle yazıyorsunuz falan dedi. Ben 25 sene dedi Suud'da kaldım dedi. Onlar Hilal'i görerek aynı şekilde yapıyorlar. Dedim bir dakika. Kaç sene kaldın? 25 sene. Allah rızası için dedim ya. Bu 25 sene zarfında onlar dedim Hilal'i gördük dedikleri zaman madem ki onlar görüyor sen de görmen lazım. İster Mekke-i Mükerreme'de istermediğin Eminevere'de. Başını kaldırıp baktın ve Hilal'i gördün mü? Hiç bakmadım dedi. Tabii ya, bizim de söylediğimiz Hilal'i gördüm Hilal'e göre yapıyorum. Buna bir itirazımız yok. Biz de diyoruz ki böyle olması lazım. Ama adamlar gördük diye yalan söylüyor. Biz de bunu anlatıyoruz. Biz onu anlatıyoruz. Ben mi araştırayım bir daha dönmedi. Çünkü araştırınca Çapanoğlu çıktı altından. Çapanoğlu çıktı. Hani biz bazen bazı isimlere işte Mehmet Akif Ersoy olsun, Elmalı Hamdi Yazır olsun, Said Nursi olsun, buna benzeren Cemalettin Efgani olsun, Muhammed Abduh olsun, Seyit Kutup olsun veyahut da bu Şeyhülislam Musa Kazım olsun, bunlar hakkında kitaplarda yazılanları söyleyince bazıları hop oturuyor hop kalkıyor. Arkadaşım ne hop otur bu? Karıştırsana bir. Araştırsana bir. Ne çıkacak altından? Niye körü körüne gidiyorsun? Niye körü körüne gidiyorsun? Ha bazılar diyecekler ki efendim şimdi sen savunduğun ve müntesibi bulunmuş olduğun bu itikadı sorguladım. Çünkü biz İmam Hatip ve ilahiyat çıkışlıydık, mezhepsiz yetiştirildik. Öyle yetiştirildik. O mezhepsizlik zehiri verildi bize. Ama kitapları okudukça öyle ya, din konusunda hiç kimsenin yetkisi yok. Onu iyi anladım. Allah-u Teala'nın dini ve Allah-u Teala peygamber gönderiyor. Peygamber de aleyhissalatü vesselam Rabbim bildirirse bildiririm buyuruyor. Peygamber Efendimiz'de varisleri var. O varisler de içtihat makamında olması lazım. Nasıl içtihat makamında olur? Efendim ilahiyatı bitirip profesör olmakla içtihat makamına gelinmez. İçtihat sahibi olabilmek için de şartlar ve şeyler var. Onları okuyunca okudukça çok özür dilerim biraz kaba tabirlerse bir halt olmadığımı anladım. Yani onlar hayatta olsa Osman Ünlü'yü kapılarına aynı şekilde kapıcı diye bile koymazlar. Bu profesörler de koymazlar. İlahiyatçıların hiçbirisini. Yaklaştırmazlar bile.
Efendim işte Eshab-ı Kiram işte çobandı falan. Çobandı ama müştehitti. Bir defa sohbetinde bulunmak suretiyle, hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala'yı üstadı Seyyid Abdülhakim Ervasi Hazretlerinden aynı şekilde alarak naklediyor ve bildiriyor. Bir defa sohbette bulunuyor diyor. Kemale geliyorlar onlar. Her bakımdan kemale geliyorlar. Dolayısıyla nereden çıkardık, nereye kadar getirdik? Ramazan-ı Şerif'le alakalı. Dolayısıyla efendim takvimde bildirilen bu ama bugün hilale bakarız. Görülme ihtimali vardır. Fakat yine orada İslam alimlerinden alıp bir nakil var. Biz bulunduğumuz ülkede takvimle ilan edilen, yani kanunen ilan edilen günler oruca başlarız. Yarın biz oruca başlıyoruz. İlan edilen günde de bayram yaparız. Saadet-i Ebedi'de buyuruyor ki, velev ki girdiğinden emin değildir. Ramazan-ı Şerif'ten sonra başı ve sonu için, girişi ve çıkışı tehlikeli olduğu için iki gün oruç tutarız. Bitti. Fitneye sebebiyet vermeyiz efendim. Ablamın kulağında de problem var. İlaç konuyor. Katı ve merhem şeklindeyse zarar vermez. Ama sıvı şeklindeyse kulağa ilaç konunca su bozmuyor. Ama sıvı ilaç konunca bozar buyuruyor. Ona dikkat etmeli. 30 yaşındayım dedi. Yani kist var dedi. Aybaşı halim dedi. Zikzak çiziyor. Nasıl yapmam lazım? Her vakit kürsüf kullanabilir miyim, değiştirmem lazım mı? Efendim Maliki mezhebini taklit edince bunun abdesti bozulmaz. Yani şeyde elbisesini de değiştirmesi gerekmez. Ama Hanefi mezhebinden çıkmadığı için evdeyse buna dikkat etmesi iyi olur. Yani her vakit abdest alması iyi olur o zaman. Peki nasıl diyecek? 13 gün hayız kabul edecek, 15 gün temiz kabul edecek. Allah Teala kolaylık versin. Bu hal bitene kadar. Efendim helaya girildiği zaman dedi hani belden aşağıını yıkayanlar oluyor. O vesvesedir. Olmaz öyle şey. O kadar da olmaz. Sıçradığından hani kesin eminsen onu yıkarsın. Yoksa değil efendim. Efendim banyo ve tuvaletin kapısı normal zamanlarda açık olsa. Banyonun kapısının açık olması mahsur yok. Ama tuvaletin kapısı açık olsa kokusu gelir. İçinde birisi varsa hani diyelim ki banyoda birisi banyo yapıyor. Kapısının açık olması uygun değil. Edebe uygun değil. Tuvalette birisi varken aynı şekilde kapısının açık olması o da uygun değil. Boşken soruyordu. Boşken soruyordu zaten. Efendim son dinleyicimizin sualleri de yurt dışındayız dedi imsağı. Zaten cevabını verdik onu. Aşağıya inerek aynı şekilde onu halledebilirler. Mesela de mesajla selam vermek ya da helallaşmak. SLM yazıyorlar falan. O SLM yazanlara falan ben hiç anlamıyorum ve silip atıyorum. Cevap da vermiyorum. Madem ki selam verirken selamun aleyküm diye yaz. Mektupla gelirse, mesajla gelirse aleyküm selam diye cevap verilir. Seleme. Kim o Seleme? Tanımıyorum öyle birisi. Tanımıyorum öyle birisi. R.A. diyor. Kim o bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. Helallaşırıp hakkını helal et. Bu tarafta helal ettim diye yazarsa olur. Efendim kardeşimin işte 13 bin lirası var. Zekat alamaz. 13 bin lira sınırda şu anda. Türk parasıyla sınırda. Dolayısıyla zekat euro alamaz. Olarak da 3 bin euro falan diyor. O yani. Civarda aşağı yukarı. Efendim çocukların dedi kısmeti durumu. Efendim çocukların kısmeti kapalı olmaz. Vakti saati vardır. Dua etmeye devam etmeli. İnşallah para Cenab-ı Hak hayırlı kimselerle karşılaştırır. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve toplum.